Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle biraz sohbet edeceğim. Yani böyle biraz nasıl desem bu anki durumlardan falan bahsedeceğim. Neler yaşadım tercih döneminde, tercih listeme ne yazdım, neden mezuna kalmadım? Bunu o kadar çok sordunuz ki neden mezuna kalmadın? Bunları falan anlatacağım biraz. Başta neden mezuna kalmadım? Bundan başlamak istiyorum. Ya ben yıl boyunca hiçbir kere bile ağzımdan mezuna kalacağım lafı çıkarmadım. Yani hiçbir zaman, bunu arkadaşlarım da bilir, hiçbir gün mezuna kalacağım demedim. Çünkü çok zor çalıştım. Yani bir yıl, hatta iki yılımı buna verdim. 2 yılımı çalışmaya verdim ve o kadar zorlandım ki artık ben son zamanlarda hani artık bitsin ya, artık bitsin. Hani ne olursa olsun mezuna kalmayacağım diyordum. Sonra sınavdan çıktım. Belki mezuna kalabilirsin dedim. Gerçekten çok kötü geçmişti. O yüzden mezuna kalma fikrini aklıma sokmuştum biraz. Ama dedim kendine bir sınır koy. Hani şu kadar olursa mezuna kalacağım diye bir sınır koy kendine dedim. O da 300 bindi. Dedim ki 1000'in aşağısına düşersem, yani 350 bin falan gelirse mezuna kalacağım. Büyük ihtimalle öyle gelseydi mezuna kalmayacaktım ama yine de kendime böyle bir sınır koymuştum. Sonra sınav sonucuma baktım. Şuraya bir yere koyarım. Oradan da sınav sonucu videomu izleyebilirsiniz isterseniz. Sınav sonucum 221 bin geldi. Ben tabii ki de mezuna kalmayı hiçbir zaman düşünmediğim gibi o zaman da düşünmedim. Bir ara aklıma girdi. Çünkü ben İstanbul'u çok fazla istiyordum. Ha bir de bunu soruyorsunuz. Ne istiyordun? Hangi mesleği istiyordun? Ben İstanbul iç mimarlık istiyordum. Yani İstanbul'da herhangi bir üniversitede iç mimarlık. Tabii ailem böyle düşünmüyordu. Ailem İstanbul'da iyi üniversiteyi kazanırsan iç mimarlığa göndeririz diyorlardı. Onun dışında Konya istiyorlardı. İstanbul'u çok fazla istiyordum. Ondan dolayı da bir ara mezuna kalmayı çok düşündüm. Hani acaba mezuna mı kalsam? İstanbul gelmiyor çünkü. Mezuna mı kalsam dedim. Hani İTÜ için veya Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi için acaba mezuna mı kalsam? Sonra dedim ki Beyza saçmalama, yapamayacaksın. Zaten kötü yapacaksın ya da bu sıralamalarda bir şey yapacaksın. Onun için bir yılını heba etmeye değmez. Çünkü ben kendimi biliyorum. Yani siz eğer kendinizi biliyorsanız, mezuna kaldıysanız hiçbir şekilde sıkıntı yok. Çalışacağınızı biliyorsanız. Yani kesinlikle kötü bir his hissetmeyin. Çünkü herkesin kendisiyle alakalı bir şey. Ben dediğim gibi mezuna kalmayı yapamam. Yani kendimi tanıyorum. Ailem, arkadaşlarım, herkes biliyor. Ben çalışma döneminde çok fazla zorlandım. Hani her gün böyle yeter artık ya deyip kitapları fırlattığımı hatırlıyorum. 2 dakika geçmeden tekrar oturuyordum başına. Çünkü mecburdum. Başka çarem yoktu. Ama sınav sonucum çok 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 berbat değilken mezuna kalmayı da istemedim açıkçası. Zaten dediğim gibi 2 yıldır iç mimarlık istiyorum ve böyle hani tıp gibi bir hedef değil bu. Hani tıp istersin, 221 bin yaparsın, tamam mezuna kalırsın ama bu tıp gibi bir hedef değil. İç mimarlık geliyor ve ben de dedim ki neden mezuna kalayım? Bu şekilde mezuna kalmama hikayemi bu şekilde anlatmış oldum. İstediğim şey de dediğim gibi İstanbul iç mimarlıktı. Sonra tercih zamanı geldi. İstanbul gelmiyor. Bakıyorum gelmiyor. Ben ne bölümler araştırıyorum ama ailem de bir taraftan diyor ki iç mimarlık hayalinden İstanbul için vazgeçme. Ben de İstanbul için iç mimarlıktan vazgeçmeyi göze almışım. Artık İstanbul için her şey yapacak durumdayım. Kafayı yemiş gibiydim o tercih dönemi. O yüzden hiçbir şekilde böyle verimli videolar falan atamadım. Zaten hiç aklıma gelmiyordu video çekmek. Ondan sonra biyoloji öğretmenliği falan mı okusam? Çünkü biyoloji öğretmenliği ve biyoloji bölümü Marmara Üniversitesi'nde geliyordu. Çok fazla da bir bilgim yok yani. Biyoloji ne, biyoloji öğretmenliği ne, matematik bölümü falan. Yani bunları falan da hiç istemedim. Matematik falan da geliyor aslında İstanbul. Ama istemediğim için, iç mimarlığı da çok fazla istediğim için tamam dedim. Sadece ilk 2 sıraya İstanbul yazacağım. Aslında %50 bursluların hepsi geliyor İstanbul. Ama babamla konuştuktan sonra onun bizim maddi durumumuza çok da yatkın olmadığını fark ettim. Çünkü %50 burs için ayrı bir fazla ücret, yurt için ayrı fazla ücret gerekiyor. Ve babam da dedi ki ben bunu hani yapamayabilirim. O yüzden ondan dolayı dedi hani çok fazla güvenme. Ya %100'leri yaz ya da Konya'da tam burslu yaz. Konya Gıda Tarım Üniversitesi var, Torkun Üniversitesi. Orası da %100 burslu geliyor normalde. İlk sıraya yazsam direkt gelecek. Çünkü sıralamamın birazcık aşağısına yani yazsam net gelir. Ailem orayı yazmamı istiyor. Tabii %100 burslu da geldiği için. Ama bakıldığında ben orayı yazmayı çok istemiyordum. Sadece çok ısrar ettikleri için orayı da 4. sıraya yazdım. İlk sıraya Nişantaşı Üniversitesi %100 yazdım. Yani Nişantaşı Üniversitesi burslu yazdım. İkinciye Esenyurt Üniversitesi burslu yazdım. Üçüncüye de İstanbul'a yakın olduğu için Yalova Üniversitesi'ni yazdım. Yani gerçekten
İstanbul'a gitmeyi aşırı istiyorum. Yani İstanbul'da üniversite hayatıma geçirmek istiyorum. Yalova'da oraya çok yakın. Araştırdım, feribot mu, vapur mu? Feribot olması lazım. Feribotla 45 dakikaymış. Dedim, o tamam, mis mis gibi yani. Oh. O yüzden de Yalova yazdım. Üçüncü sıraya, dördüncü sıraya da ailemin ısrarıyla, çok fazla istemesem de. Ama şöyle bir şey var. Hani ben Konya'yı kazanırsam mutsuz olmayacağım asla. Hani sevineceğim ama çok sevinmeyeceğim. Yani İstanbul veya Yalova kadar sevinmeyeceğim. Ondan dolayı da Konya'yı yazdım. Konya Gıda Tarım yine burslu. En sona da açıkta kalmamak için benim sıralamamın çok çok aşağısında İstanbul Aydın Üniversitesi %50 burslu yazdım. Çünkü hiçbir şekilde açıkta kalmak istemiyorum. Hiçbir şekilde, yani biliyorum ek tercihler falan var ama hiçbir şekilde riske atmak istemiyorum. Mezun falan zaten yerleşmemeyi hiç aklıma bile getirmek istemiyorum. Ondan dolayı da Aydın Üniversitesi'ni yazdım. Yine toplu bir şekilde tercih listemi kenarıya koyabilirim ya da bu tarafa, tam bilmiyorum onun yönlerini. Öyle yani, bu şekilde. Bilmiyorum. İnşallah hakkında yine her zamanki gibi hayırlısı olur. İnşallah hepimizin hakkında hayırlısı olur. İnşallah mezuna kaldıysanız da pişman olmazsınız veya gittiğiniz üniversitede pişman olmazsınız. Dediğim gibi insanın bir önce kendini tanıması lazım. Mesela çoğu arkadaşım şimdiden çalışmaya başladı. Ben mezuna kalsaydım ben 3 ay sonra ancak çalışmaya başlardım. Bir de korona dönemi var. Zaten hiçbir şekilde okul yok, dershane yok. Ben bu şekilde de asla yapamazdım. Kendimi bildiğim için mezuna kalmadım düşünmediğim gibi bazı insanlar çalışacağına aşırı inandığı için, canım arkadaşlar buradan maşallah maşallah size, onlar da mezuna kalmayı tercih ettiler. Yani gerçekten büyük başarı. Tercihler açıklandığında o anda video çekmek istiyorum tabii. Bilmiyorum. Ya şehir dışı çıktığında ağlayacağım. Çünkü küçük bir kardeşim var, biliyorsunuz birkaç videomda gösterdim. Ondan ayrılmak beni çok fazla yıpratıyor, üzüyor yani. Düşüncesi bile aklıma getirmemeye çalışıyorum. Çünkü direkt duygusallaşıyorum. Ondan dolayı şehir dışı çıkarsa ağlayacağım. Sevineceğim, sevinçten de ağlayacağım. Konya çıkarsa da Konya'da okumak istemediğim için ağlayacağım. Ama kardeşimden ve ailemden ayrılmadığım için sevineceğim. Bilmiyorum. Ne bu İstanbul sevdası, ne bu işte Yalova'yı falan yazmışsın, ne gerek var diyecek olabilirsiniz belki. Ben aslında şöyle bir şey var. Evet, kardeşimden ayrılmak istemiyorum ama ailemin yanında da okumak istemiyorum. Kendi ayaklarımın üstüne durmayı öğrenmek istiyorum şimdiden. Sonuçta ailemiz her zaman bizim yanımızda olamaz. Ailemiz her zaman bize destekçi olamaz. Her zaman arkamızda duramaz. Ondan dolayı da ben hayatın gerçekleriyle yüzleşmek için belki çok fakirlik çekeceğim, belki çok parasızlık yaşayacağım, ne bileyim aç kalacağım günleri yaşayacağım bile bile şehir dışında okumak istiyorum. Yani ailemden ayrı kalmak istiyorum biraz. Zorluk görmek istiyorum. Ayaklarımın üstünde durmayı öğrenmek istiyorum. Güçlü olmak istiyorum. Ondan dolayı da şehir dışında bu, yani şehir dışına bu derece meraklıyım. İnşallah siz de mutsuz olacağınız bir üniversite yazmamışsınızdır. İnşallah hepimiz mutlu oluruz. Sizi çok ama çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.